BİSK emekli Sen Kartal Şube Başkanı Sayın Süleyman Şahin'i açılış konuşması ve sunumunu yapmak üzere sahneye aldı. Hepinize merhaba. Hocam hiç göstermiyor. Sayın Vekilim, değerli Sendik Genel Başkanım ve birçok parti, dernek, sendikanın şube başkanları ve ağırlıklı da kadınlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Çünkü gelecekte bu kötü gidişata son verecek gençlik ve kadındır. Onun için özellikle gençliğe ve kadına merhaba demek istedim. Ama sunum lazım olsun. Aramızda bir belediye başkanı yardımcımız da burada. Ayrıca benim 40 yıllık dostum arkadaşım Hüsnü Bey, hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, çok kısa bir sunum yapacağım. Şimdi genel merkezimizde, genel başkanımızla da görüştüğümüzde bir atılım yapmak gerekliliğini birlikte konuştuk. Hatta Sayın Vekilim Ali Özcan Bey de bilirler, seçimlerden önce kendilerine de teşekkür, sonuna kadar destekliyorum demişti kampanyanızı. Teşekkür ediyoruz. 1 milyon üye kampanyası, 12 milyon emekli var. Her geçen günde artıyor. Ne yazık ki emeklilerin, çalışan işçilerin, bütün emekçilerin durumu ortada. Emekliler de yerlerden sürünüyor. Gelişmiş ülkelerde insan gibi yaşamak isteyen emekliler, ne yazık bizim gibi ülkelerde, özellikle de geri bıraktırılan ülkelerde. Bugünün şöyle iki anlamı var. 24 Ocak bugün. 1987'de 24 Ocak kararlarıyla ülkemizi bu karanlığa gömmek için daha o zaman planlanmıştı bu tezgahlar. Ve bunu adım adım uygulamaya koyuldular. Bugün görüyoruz. Ülkemiz kan ve ateş içinde. Acı ve sefalet içinde. Haksız yere bir örnek vereceğim. Sanıyorum onunla birçok şey anlatmış olacağım. Sümer banklarımız vardı, tekellerimiz vardı, şeker fabrikalarımız, eti banklarımız vardı. Emeklilere kaynak deyince yok dediler. Şurada yarımcayı hepimiz biliriz. Tekelimizi de biliriz, Kartal'daydı. Yarımca Sümer Bank'a bağlı bir porselen fabrikasının yeri vardı. Porselen fabrikası vardı, artık yok. Yerine bu hükümet sanıyorum 30 milyon dolara birilerine satıyor. Arada 20 gün geçiyor. 20 gün. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. 20 gün sonra yine bir devlet kurumumuz ya diyor, tam aradığım yermiş burası. Ben burayı hemen satın almak istiyorum. Kaç para? Özelleştirildiği için o X şirket 82 milyon dolara hatır için size veririm diyor. 20 günde 30 milyon dolar. 20 günde buharlaşan 52 milyon dolar. İşte kaynak var. Kaynak birilerine hep peşkeş çekildi, çekiliyor. Emekten yana olan insanların kaynağını böyle emiyorlar adeta. Ne yazık ki işte kaynak burada, onun için emeklerle ilgili de bir şeyler söyleyelim. Dev güç dedik. 1 milyon üye kampanyası. Ülkemizin 1995 yılında sendikamız kuruldu. Bunu uluslararası platformlarda da, her platformda genel başkanımız da söylüyor. Emekli hareketin tek temsilcisi DİSK Emekli Sen'dir. Tek temsilcisi. Ve ilk temsilcisi. Çünkü mevcut hükümetler tarafında sahte yapılanmalarla bu gerçek örtbas edilmek isteniyor ama biz buradayız. Biz emekleri yıllarda çalıştık, değer ürettik. Devam edebiliriz. SSK'ya bir kere SSK yanlış yapıyor. Bunu meclise de götürülmesini arzu ederiz. Çünkü neden? Biz emekli olurken, olmadan önce primler öderdik. O akitimiz şuydu. Biz emekli olduktan sonra tüm sağlık giderleri ücretsiz olacak. İnsanca bir maaş verilecek bize. Bunun için o primleri biz ödemiştik. Akdini bozdular. 2006 yılında 100 TL emeklere zam verip
bilmem neler yaptılar. Sanki çok büyük şey bağışlıyorlarmış. Sadece temel gıda ürünlerine gelen zam %30. Hesabımız 24 Ocak 2015'te dolar 2.35'ti. 24 Ocak bugün 3 lira 01 kuruş. İşte o 24 Ocak kararlarıyla getirilmek istenen ülke bu. 24 Ocak kararlarıyla doğuda, güneydoğumuzda gençlerimiz öldürülüyor. Dağda, bayırda. Polis, askeri dağdaki, bayırdaki hiç önemli değil. Hepsi bizim gençlerimiz. Bütün annelerin yürek kan ağlıyor. Hangi anneyse, o hangi, nereden olursa olsun o annenin yürek kan ağlıyor. Gençlerimiz öldürülüyor. Heba ediliyor. Yoksulluk sınırımız 1300 TL. Emekli maaşı çok yüksek dediler. 1300 TL. Ortalaması. 4500 lira yoksulluk sınırı. Bu TÜİK'in de rapor, yani devletin yayınladığı yoksulluk sınırı bu. İşte artık bir arkadaşımız, kendisi burada değil, seyahatte olduğu için sanıyorum Altınoluk'ta, torunuyla gezerken dede diyor, döner yiyelim diyor. Çocuğa 50 tane şey söylüyor, döner. Çocuğu, çünkü cebinde döner ikram edecek parası yok torununa. Yani torunlarımıza bayramlarda bir yapsın bile veremiyoruz. Evet arkadaşlar, ne oldu bizim? Bu da böyle. Bunu da geçelim. Dev bir gücüz. Seçimlerde ne yazık ki biz örgütlenemediğimiz için, ciddi bir emekli örgütü yaratamadığımız, disk emekli sende örgütleştiremediğimiz için emeklileri, bu konuda aslında muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Yani önümüzü açın, destek verin. Yerel yönetimlerle vesaire vesaire destek verin ki biz de gerçekten emekten yana örgütlenmemizi hayatın her alanında hayata geçirebilirim. Bu konuda Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda her türlü desteği veriyorlar. Neden emeklisin arkadaşlar? İnsanca bir yaşam düzeyine kavuşmak için emeklisin. Emekli, sağlık kesintilerinin artık olmaması için emeklisin. Bunun için mücadele ediyoruz. Daha iyi sağlık hizmetleri alabilmek için emeklisin. Bankalarda her yıl bir maaş promosyon dedik. Bu aslında bankalarda olan hakkımızı almak için desek daha iyi olur. Çünkü promosyon değil, hakkımız olan şeyi istiyoruz. Yine bayramlarda bile ikramiye vereceğiz dediler. Tabii mevcut partiye ben AK da diyemiyorum. Ne yazık ki kara bir parti, AKP de diyemiyorum. O kara parti henüz hırsızlık için getirdiği bavulları dolduramadığı için sanıyorum sürekli karşı çıkıyor. Yine sosyal güvenlik dayanışma, bir yere gidiyoruz çalışmaya, bizde bir sürü para kesiyorlar. Artık bunun da son bulması. Bunun için emeklisin. Biraz önce bahsetmiştim. Tüm kamu kurumlarını, yerel yönetimlerin, onlar da kamu kurumudur. Bunların her türlü hizmetlerinden ve tatillerdeki sitelerinden yararlanmak için emeklisin ve 1 milyonu ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu bizim adımıza bir takım sözler söylüyor. Bizim orada mutlaka bir temsilcimizin olması için emeklisin ve 1 milyonu ediyoruz. Hepimizin maaşı ortada, doğalgaz, elektrik, su ve ulaşım gibi tüm hizmetlerde ya ücretsiz olmalı ya da %50 asgari bir indirim olması için biz disk emeklisen diyoruz, diskle birleşelim diyoruz. Toplu sözleşme yapma hakkımız var bizim. Bunu tanımak istemiyorlar. Çünkü onlara göre o mevcut iktidarda insanları yönetenlere göre biz hayırsızız. Hayırsız olmaya devam edeceğiz eğer hayırsızlık hak aramaksa. Mezarda emekliye son vermek için disk emekli sen de birleşelim diyoruz. Emekli sen kim? Emekli sen ülkemizde
ilk emeklilerin bir araya gelip oluşturduğu sendikadır. 1995 yılında kurulmuştur. Biraz önce de söyledim. Dünya Çalışma Örgütü ILO normlarına göre kurulmuştur. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in bir sendikasıdır. DİSK'e üye bir sendikadır. Genel merkezimiz Ankara'dadır. Ülkemizin birçok bölgesinde şubelerimiz ve temsilciliklerimiz mevcuttur. Dünya Emekliler Birliği FERPA üyesi bir yapıdır. Tüm emeklilerin sendikasıdır. Hiçbir zaman eğer bugün emekliler bir takım haklar alıyorsa emeklisinin direnmesi, emeklisinin taleplerini zorlaması şeklinde oluyor. Ama ne yazık ki sahte emekli yapılanmaları örneğin bir TOKİ meselesi. Anayasada şu o ayrımı yapmadan herkese eşit haklar verilir. Anayasaya göre, şu andaki anayasaya göre emekliler de dar gelirli grubun içinde TOKİ'de bir kontenjan sağlıyorlar. Bu herkes için geçerlidir. Ama o sahte yapılanmalar hayır diyor. Bize gelen üye olun, sizi TOKİ'ye yazalım. Tamamen yalan. Yani bir de böyle gerçi 7000 yıllık tefeci bezirganının hakim olduğu bu topraklarda ne yazık ki bu tip yalan dolanlar da bitmiyor. Hepimizin de bildiği gibi. Yine üye olmak için sadece İstanbul'da 4 şubemiz var. Şubelere gitmek, ben üye oluyorum deyip üyelik formunu doldurmak yeterlidir. Aidat meselemiz ise ayda 2,5 lira olup 50 kuruş da bağışla birlikte aslında 2,5 lira ama mobil aidatta 3 TL alınıyor şundan. Hiçbir operatör 2,5 lirayı kabul etmedi o kadar teklif götürmemize rağmen. 3 lira asgari olacak dedi. Biz de 2,5 lira artı 50 kuruş 3 lira mobil olarak telefonlarımıza gelecek mesajı evet dediğimizde üye olmuş oluyoruz. Ayrıca ayda 3 TL olarak kesilmiş olacak 50 kuruş bağışla birlikte. Tüm haklarımız için emekli sen de birleşelim diyoruz arkadaşlar. Ve mutlaka 1 milyon üye asgari yapmalıyız bu işçilerimizde. Ücretsiz sağlık hizmetlerimiz için emekli sende birleşelim diyoruz. İnsanca yaşatacak emekli maaş. Biz insan falan istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir maaş. Hakkımızı alabilmek için emekli sende birleşelim diyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, torunlarımızın insanca yaşama koşullarını sağlamak için emekli sende birleşelim diyoruz. Ve birliğe davet ediyoruz. Ülkemizin her yanında da bu birlik çağrılarını yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Yeah.